Harmonik fonksiyonlar örnek soru 1. Bu videomuzda harmonik fonksiyonlar konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. U x y eşittir x y eksi x artı y fonksiyonunun harmonik olduğunu gösterip ardından harmonik eşleniğini bulunuz. İlk iş harmonik olduğunu göstereceğiz. Bir fonksiyonun harmonik olması, x'e göre iki defa kısmi türevini alıp bir de y'ye göre iki defa kısmi türevini alıp topladığımızda sonucun sıfır etmesiyle gösterilir. Bu Laplace denklemi, Laplace eşitliği olarak geçmektedir. Şimdi u'nun x'e göre ilk kısmi türeviyle başlayalım. x'ye'nin x'e göre kısmi türevi y'dir. Eksi x'in x'e göre eksi 1'dir. y'nin x'e göre 0'dır. U'nun x'e göre ikinci kısmi türevini alalım. Burada hiç x'li bir şey kalmadığı için sonuç 0'dır. Şimdi y'ye göre kısmi türevlere geçiyoruz. U'nun y'ye göre kısmi türevi, buradaki x, y'nin y'ye göre kısmi türevi x'tir. Eksi x'in y'ye göre kısmi türevi 0'dır. Y'nin y'ye göre kısmi türevi 1'dir. Şimdi y'ye göre ikinci kısmi türevi alalım. Hiç y'li bir şey olmadığı için bunun türevi 0'dır. Görüleceği üzere 0 artı 0 eşittir 0. Bunları buraya getirip yerlerine koyduğumuzda sonucun 0 çıktığını görüyoruz ki harmonik. Harmonik olduğunu gösterdikten sonra bunun harmonik eşleniğini bize sormuş. Harmonik eşleniği demek, bununla beraber bir karmaşık sayının sanal kısmını düşüneceğiz. Karmaşık değişkenli fonksiyonun uxy artı ivxy. Buradaki uxy harmonikse, buradaki vxy bunun harmonik eşleniğidir. Harmonik eşleniğidir. Buradaki harmonik eşleniğini de Cauchy-Riemann denklemlerinin eşitliğiyle elde ediyoruz. Cauchy-Riemann denklemleri, Riemann denklemlerinden buna ait iki kısmi türev elde edeceğiz. Neydi? U'nun x'e göre kısmi türevi, v'nin y'ye göre kısmi türevine eşitti birincisi. İkincisi, u'nun y'ye göre kısmi türevi, v'nin x'e göre kısmi türevinin eksiyle çarpılmışına eşitti. Buradan elde ettiğimiz, biz u'yu biliyoruz, v'ye ait kısmi türevleri elde edeceğiz. U'nun x'e göre kısmi türevi, şurada, y eksi 1. Bunu getirip şuraya yazacak olursak, v'nin y'ye göre kısmi türevinin y eksi 1'e eşit olduğunu anladık. Devam edelim. Buradan u'nun y'ye göre kısmi türevini biliyoruz. X artı 1. Burada eksi vx'e eşit o. Eksiyi bu tarafa geçirirsek, v'nin x'e göre kısmi türevi eksi x eksi 1 olur. Ve Cauchy-Riemann denklemleri sayesinde buradaki bizim harmonik eşlenik olan v için iki tane kısmi türev elde ettik. Bu iki kısmi türevin integrallerinin sonucu birbirine eşit çıkmalıdır. Bunun y'ye göre integralini alacağız. Çünkü y'ye göre kısmi türev alınmış. Bunun da x'e göre integralini alacağız. Bu integrallerin sonuçları eşit çıkmalıdır. Çünkü aynı fonksiyondan elde edildi bunlar. Bu sayede de harmonik eşleniği bulacağız. Şimdi bu ikisinin integrallerini alıyoruz. Vy ile başlayalım. Vy'nin y'ye göre integrali y eksi 1 dy. Vx'in x'e göre kısmi türevin x'e göre integrali eksi x eksi 1 dx. V'ye, y'ye göre kısmi türev, y'ye göre integral alırsak türevle integral birbirini götürür. V olarak çıkar. Burada y'ye göre integral alıyoruz. Y'nin y'ye göre integrali y kare bölü 2
Eksi 1'in y'ye göre integrali. Sabit sayı olduğu için yanına y gelir, eksi y. Fakat burada konu anlatımında da konuşmuştuk. Cx yazıyoruz. Çünkü sadece x'e bağlı olanların y'ye göre kısmi türevi alındığında onlar sıfır eder. Bu integral x'e bağlı bölümlerini kurtaramadığı için ona cx diyoruz. Buna geçiyoruz. V'nin x'e göre kısmi türevinin integralini alırsak v olur. Burada x'e göre integral alıyoruz. Eksi x'inki eksi x kare bölü 2. Buradaki eksi 1'inki eksi x. Buradaki kısım da x'e göre kısmi türev alınmış hali olduğu için y'liler sıfır edeceği için burada c'ye edeceğiz sabit. Çünkü bu integralde y'lileri kurtaramaz. Şimdi bu ikisinin birbirine eşit çıkması gerekiyor. Eşit çıkması için bu cx ve c'ye ne olmalı onlara karar vereceğiz. Bu cx alttakinde sadece x'e bağlı terimlere eşittir. Çok açık bir şekilde gözüküyor. Şunların tamamına eşit buradaki cx. Bunu getirip buraya, şunu getirip şuraya koyarsak bu ikisi birbiriyle eşit olacak. Eksi x kare bölü 2 eksi x'tir cx. C'ye de yukarıdakinde sadece y'ye bağlı terimler. Y kare bölü 2 eksi y. Bunlardan herhangi birini alıp artık bizim harmonik eşleniği yazabiliriz. İkisi birbiriyle aynı zaten. Hangisini aldığımızın önemi yok. Harmonik eşleniğimiz olan Vx'ye eşittir. Y kare bölü 2 eksi y Cx dediğimiz şey şuydu. Eksi x kare bölü 2 eksi x. Fakat bu integraller hiçbir şekilde sabiti kurtarmayı başaramaz. En son buraya bir artı c sabiti ekleyeceğiz. Bunu eklemezsek burada puan kaybederiz. En son buraya yazarken bu artı c'yi ekleyeceğiz harmonik eşleniğimize. Bu bizim harmonik eşleniğimizdir. Soruda verilmiş u ile bu v'yi birleştirerek fz fonksiyonunu elde edebiliriz. Bu fz fonksiyonu da analitik bir fonksiyon olacaktır. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.